eksikliklerinin insan üzerindeki etkisi nasıldır? Nasıl destek veririz? Nelerle yardımcı olabiliriz? Ben bununla başlamak istiyorum. Evet. İnsanlar maalesef nasıl bir ortamda yaşıyor? Çok yoğun bir kimyasal madde bombardımanı altında yaşıyor. Hı hı. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde kimyasal madde var. Teneffüs ettiğimiz havada, cildimiz, akciğerlerimiz, sindirim sistemi. Hı hı. Nereye gidiyor bu kimyasallar? Bağırsaklara. Bağırsaklardan emilip karaciğere. Karaciğerden beyne. Evet. Ne yapıyor? İnsanın psikolojisi bozuluyor. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Kavga yapmak için bahane arıyor. Yollarda görüyorsunuz trafikte o ona, bu buna, şu şuna. Birbirine yani saldırıyorlar, basit, evet. Hemen hemen çok kavgacı bir toplum meydana geliyor. Hı hı. Çocuklar da yavaş yavaş obez oluyor. Kilo alıyorlar yavaş yavaş. Ders çalışmıyorlar. Konuya odaklanamıyorlar. Okuduklarını anlamıyor. Dikkat dağınıklığı oluyor. Evet. Günümüzde takriben 15 milyon çeşit kimyasal ilaç var. 15 milyon 15 ilaç. 15 milyon çeşit ilaç. Çeşit çeşit. Kimyasal. Firmaların üretmiş olduğu 15 milyon. Yani bu kimyasallar tehlikeli. Hı hı. Fakat daha tehlikeli olan nedir? Yemiş olduğumuz bütün besinlerde koruyucu, renklendirici, raf ömrünü uzatsın diye veyahut da şekil verici, tat verici o kadar kimyasal katılıyor ki E200 bilmem kaç, E300, E500, E600 diye. Bisküvide, jelibonda, kekte, dondurmada, baklavada her şeyde var. Rahat rahat oturuyoruz. Hazır çorbalarda bile. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasal var. Kimyasallar bünyemizi ne yapıyor? Tahriş ediyor, tahrip ediyor. Hormon dengelerini bozuyor. Alt üst ediyor. Hı hı. Kişi sabah kalkıyor, psikolojisi bozuluyor. Akşam evine gidiyor, rahatlayamıyor. Sürekli bir gerilim. Neden? Beyindeki hormon dengeleri bozuluyor. Hı hı. Bir insanın beyninde takriben 100 milyar nöron, yani sinir hücresi var. Her sinir hücresinin bir diğer sinir hücresiyle 10 milyar defa telefon bağlantı var. Telefon bağlantısı gibi. Hı hı. Bir hücre 10 milyar hücreyle bağlantılı. Alo dediği zaman hepsi harekete geçiyor. Haberdar. Hı hı. O ona, bu buna. Mesela mail atıyorsunuz eşinize, dostunuza. Ne kadar mail atabilirsiniz? Yani. Beynimiz saniyede milyarlarca mail atar gibi haber atıyor diğer hücrelere. Hı hı. Dünyadaki bütün internet şebekeleri, hı hı, bizim beynimizin ya onda biri kadar değil. Bu kadar karmaşık, kompleks olan bir yapı sürekli kimyasallarla uyarıyor, tahriş ediyor, tahrip ediyor. Hormon dengelerini bozuyor. Hı hı. Ne yapacağız? Ne yapmak lazım? Ortada, nasıl destek vereceğiz? Ha, bunu tetikleyen neler önerirsiniz? Sadece yediğimiz içtiğimiz şeyler değil. Hı hı. Şimdi mesela 50 yıl önce köyde yaşıyordunuz diyelim. Köy deyince, herkes köy deyince zannediyorlar ki 50 yıl önceki köyle şimdiki köy aynı değil. Çok farklı, evet. 50 yıl önce köyde mesela balık tutuyordunuz, organik. Demeye evet, gerek yoktu çünkü doğal, hiçbir şey yoktu. Evet. Sebze meyve yiyorsunuz, organik. Çünkü kimyasal yoktu. Şimdi 50 yıldır tarlalara kimyasal ilaçlar atıldı, atıldı. Nereye gitti bu? Özellikle dünyanın birçok ülkesinde yasak olan DDT. Nereye gidiyor? Hı hı. Yağmurlarla ırmağa. Bir kilo toprakta ne var? 2,5 milyar canlı var. Topraktaki canlıyı öldürüyoruz. Topraktaki canlı. Topraktaki canlı ölürse sulardaki mikroorganizma neyle beslenecek? Balıklar neyle beslenecek? Köyde insanlar sağlıklıydı 50 yıl önce. Şimdi köye gidiyorsun, sağlıklı insan yok. Çünkü köydeki insan artık neyle çalışıyor? Traktörle. Terlemiyor. Evet, evet. Yorulmuyor. Orijinallik bozuldu. Ve kimyasal ilaç kullanıyor. Çok yoğun. Hı-hı. Şehirde yaşayanların daha çok kimyasal kullanıyor. Spor yapmıyor. Yorulmadığı için spor yapmıyor. Vücudunda, hı-hı, terlemediği için toksik maddeyi atmıyor. Evet. Bunun için elimizde çok güzel bir şey var. Ne öneririz efendim onlara? Ginzeng. Ginzeng. Evet. Ginzeng'in birçok türü var. Hı-hı. Kore ginzengi, Çin ginzengi, Japon ginzengi, Amerikan ginzengi vesaire vesaire. Ukrayna, Türkiye, Almanya bile yetiştiriyor. Ukrayna bile yetiştiriyor.
Türkiye'de bu ginzengi yetiştirmek çok kolay. Özellikle Batı Karadeniz, Sakarya, Adapazarı civarı vesaire toprak bakımından çok olumlu, çok verimli bir bölge. Yani ginzenge uygun. Şimdi ginzengi 3 yıl bekledikten sonra kökünü çıkarırsanız, 3 yıllık ginzengi kökünü çıkarır, işler, bunu satarsanız, yani çayını yaparsanız veya da hapını, kapsülünü yaparsanız buna beyaz ginzeng denir. 6 yıl bekleyebilirseniz 6 yıl sonraki ginzeng 3 yıllık gibi değil. Kırmızı ginzeng oluşur. Değişir. Renk mi değiştiriyor? Hafif rengi değişir. Adı da kırmızı ginzeng olur. Çünkü kırmızı ginzengin birleşimindeki ginzenzoid denen etken maddeler %8'leri 9'ları bulur. Oysa 3 yıllık olan beyaz ginzengde %2, %3'tür. Arada çok büyük bir fark oluşur. Ne işe yarar? Bu ginzengin birleşimindeki etken madde hücrelere oksijen taşır. Oksijen. Bu gerçekten önemli. Oksijen taşır. Mesela sporcu spor yaptı. Spor yaptıktan mesela fitness'e gitti. Fitness'te bantta koştu, ağırlık kaldırdı vesaire vesaire. Terledi şakır şakır. Ama duş almadı. Ne oldu? Laktik asit kaslarda kaldı. İçeride kalır bir kısmı. O yapmış olduğu spordan fayda görmediği gibi zarar görür. Hemen duş alması gerekir ki tekrar cilde oksijen aksın. Hücreler tekrar açılsın, beslensin, değil mi? Rahatlasın. İşte duş almak cildi dışarıdan oksijen akışını artır. Bu da içeriden. Hücrelere, bütün vücuda oksijen akışını artırır. Beyni besler. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan yüzlerce klinik araştırmasından mesela 1968-90'lı yıllarda 37 klinik araştırması yapılmış. 2562 hasta bu tedavi denemelerine katılmış. Profesör Doktor Angelo, Profesör Zige, Profesör Dörlik vesaire birçok ilim adamı çeşitli zamanlarda ekipleriyle yapmış oldukları araştırmalarda tespit edilmiştir. Metabolizmayı hızlandırıyor. Beynin fonksiyonlarını artırıyor. Özellikle sporcular ginzen kullanması gerekir. Güç veriyor, enerji veriyor çünkü organlara oksijen akışını artırıyor. Yani ozonlanmış gibi oluyor vücut. Temizleniyor, arınıyor. Birçok faydası klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Özellikle kırmızı ginzeng. Özellikle kırmızı yani kırmızı bekletilmişi evet, diyoruz evet, o zaman değil olanı. Mi? 6 yıl ha, bekletilmişi bazıları diyoruz. Bunun Kore'de üç kağıdını yapıyor. Ne yapıyor? 3 yıl sonra kalitesiz ginzengi çıkarıyor. Çamur gibidir. Onu kaynar suda kaynatıyor, haşlıyor. Rengi kırmızıya dönüyor ve kırmızı ginzeng diye satıyor. Onun bir değeri yoktur. Sağlığa bir zararı da mutlaka var. Yok. Sağlığa zararı yok. Faydalı da. Esas doğal kırmızı ginzengle bunu karıştırılıyor. Tadı kırmızıya çaldığı için bu. Karıştırılıyor. Kalite bakımından 10 kat, 6 yıllık olanı 10 kat daha etkilidir. Bu kaynatılan etkisi azalmıştır. Çamur gibi olduğu için çöpe atmamak için kaynatıyorlar. Kırmızı ginzeng diyorlar. Orada bir karmaşa var. Bu nedenle rengi kırmızıya dönen o kadar etkili değildir. Yani evet. Kaynamış olanı. Kaynamış olan etkili değil. Evet. Direkt 6 yıl beklemiş olanı diyoruz. Ginzeng kişiyi ilkbahardan, kıştan ilkbahara, ilkbahardan yaza böyle geçişlerde. Evet, bir stres oluyor hava değişimlerinde, o zamanlar daha çok. Bir bakıyorsunuz yağmur yağıyor. Bir bakıyorsunuz güneş açıyor. Şak 10 derece, 15 derece, 20 derece birdenbire havada değişim oluyor. Soğuyor, evet. Isınıyor. Bir bakıyorsun mesela ofiste çalışır insanlar kısa kollu gömlekle çalışırken klimalı bir yerde çalışıyor. Dışarı çıkıyor tabii farkında değil. Hemen havanın değiştiğinden dışarı çıkıyor. Bir rüzgar hemen üşütüyor. Hasta oluyor vesaire. Psikolojisi bozuluyor. Strese giriyor. Geriliyor vesaire vesaire. Bir de bu hava değişimlerinde şey de oluyor. Genelde bir yorgunluk hissi devamlı. Uyuma isteği. Yorgunluk, halsizlik, dermansızlık. İşte burada ginzeng devreye giriyor. Organlara oksijen akışını artırıyor. Otto Warburg
oksijenle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda iki defa, dünya çapında iki defa Nobel ödülü almıştır. Oksijen olan ortamda zararlı bakteri, virüs, mantar yaşayamaz. Bağışıklık sistemi güçlenir. Oksijen olmayan ortamda mikrop çoğalır. Ginseng varsa mikrop yok. Mikrop varsa oksijen yok, ginseng yok. Daha mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan, onu bir daha tekrarlayalım. Ginseng. Evet. Ginseng'in en kaliteli ginseng kırmızı ginseng. Bunun birleşimindeki etken maddelere ginsengzoit denir. Daha çok oksijen hücrelere taşınır. Damarların iç yüzündeki plakları çözer. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Yani 1, 2, 3 değil. Yüzlerce klinik araştırması var. Ha, bazıları uyanıklar ne yapıyor? Kırmızı ginseng pahalı olduğu için kimyasal ginseng diyor. İçine kimyasal koyuyor. Aspirin gibi, komedin gibi. Bu da kontrolsüz kan sulandırıcı, Allah korusun, riziko büyük. Bu dikkat tür, etmekte bu fayda var. Ginseng çok pahalı. Yani bunun öğütülmemiş kökü dahi çok pahalı. Oysa ülkemiz dünyada iklim bakımından her türlü bitki yetiştirmeye müsait. Dört uygun. Mevsim. Ginseng Türkiye'de çok basit yetiştirilebilir. Ama 6 yıl kim bekleyecek? Sabır isteyen bir iş. Sabır ama sonunda da selamet olan bir bunun, bitki. 1000 lira. Hiçbir bitki bu kadar pahalı değil. Yani çok pahalı bir bitki. Evet. Sabrederse karşılığını da görecek. Mutlaka. Türkiye'de yetiştirilebilir. Karadeniz bölgesi veya Marmara'da çok basit yetiştirilebilir. Batı Karadenizliler özellikle efendim ginseng yetiştirebilirler diyor hocam. Tabii.